Ama şey, hesabı kapatmıştım. Normalde hani telefonun camı kırıldı diye. Bütün Aa. telefondaki her şeyi siliyorum. Bunu da kapadım. Hani sonuçta telefonu belki birine veririm, tamire veririm, girmesin kimse diye. Geri açınca sıfır oldu böyle her şey. Ben de dedim ki Batuhan gelsin de belki dedim prim kasarım. Şey, Yok ya onların... bir şey diyeceğim. Senin şu an hesabında hiç kimse yok mu? Yani benim hesabım sıfır sıfır görünüyor. Hala düzelmedi. Yani bilmiyorum sıfır takipçi. Takip eden var birazcık şu an. Onlar gözüküyor da. Ya kapatıp açınca böyle oluyor herhalde. Sıfıra sıfır görünüyor. Kapatıp açtığımda. Ama düzelecek Hani herhalde. yani düzelecek mi bilmiyorum. Çok kötü. Yardım et falan. Bot atarım ya. 100 bin olurum. Bot mu? Hani biz öyle yapıyormuşuz ya her hesabımıza güya başkaları. Ya Allah aşkına Hatırlıyor ya. musun? Allah aşkına ya. Ya geçen gün bunlar neyse ya. Ya kendileri atıp kendileri pişirdi ya bir yerde. Ya bunu Ya yapıyorlar. Twitter'da yaptılar ya. Ya var ya dünyanın en komik olayıydı ya. Tövbe estağfurullah. Şimdi bir şey söylemek de istemiyorum ama ya bunların kafası yok yemin ederim ya. Ya sen git bana bot bas. Sonra da git bunun SS'ini al. Sonra da de ki bunlar bot bas. Ulan Twitter'daki bot takipçi ben ne yapayım Allah aşkına? Hani hiç akıl fikri de yok yani. Hay şey de yok ya. Ben zaten Twitter'a zor giriyorum yani. Buraya niye öyle bir şey gereksinim duyayım? Allah'ım bir de Ya SS bir de almış, bir de şey böyle güzel. SS almış, kendini de ifşa etmiş böyle vatan bot alıyor bakın izleyin falan. He, bas paraları benim hesaba aynen. Oradaki mantık hatasını biliyor musun? Bot başladığı an kayıtta, yani ben o an kayıttaydım. Aniden bot başladı gibi olmuş. Anladın mı? Hani plansız, tamamen plansız kayıt Zaten alıyordum bütün gün benim sayfamda duruyordun zaten. Sanki biz de konuşmayı bunun için açmışız gibi ama değil mi şu anda? yani. Yok ya bunun için açmadık. Dinlenme tesisi. Ben yoldayım, sen yola çıkacaksın. Gece olmuş vakit. Hani dedik birazcık şey olsun. Ya bir de birkaç kişi yazdı. Evet. Dedi ki abi dedi bana lütfen dedi Batuhan lütfen buraya gelsin dedi. Ben de deyince öyle deyince şey yaptım. Seni aradım dedim bir 10 dakika konuşalım. Abi. Uyumadan önce. Aynen. İyi oldu. Bak bir tane şu anda Mert diye bir hesap gördüm. Seyfettin Ağa'nın Evet. fotoğrafını koymuş. Aa, Mert bizim Mert bu arada o. Ben onu çok severim. Çok Bizim gülme tanırım. işareti koydu. Mert Panda ya inanılmaz ya. Bir fotoğrafa bakar mısın? Anın fotoğrafını koymuştu oraya. Allah'ım ya Rabbim Mert'i sene içinde ya. her odada ama konuşmacı oluyor bir de böyle hani konuşan birisi. Her odada Seyfettin Ağa zanneden vardı konuşmadığı anlarda. Konuşunca uzaktan yakına ilgisi yok ama hani konuşmadığı zaman direkt Vallahi. Seyfettin Size bir şey söyleyeceğim. Şimdi şeye girdim de. Bugün story attığım fotoğraf abi post olmazdı ya. Yemin ederim sizden korkuyorum biliyor musunuz? Yani Ağa hikaye zannediyorlar. atarken artık 3 kere düşünüyorum. Diyorum ki lan diyorum yine bak şimdi ya DM'yi bir görsem var ya millet bildiğin azar işitiyorum ya. Niye bunu hikaye paylaşıyorsun? Ne biçim insansın? Lanet olsun. Lanet okuyan var biliyor musun böyle gerçekten. Sen bu işi bilmiyorsun diyenler var. Sen bu işi bilmiyorsun. İn oradan. Hani var ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu Ama fotoğraf yok. buraya atılır mı? Yazıklar olsun. Ben sanki sürekli fotoğraf paylaşan bir tipim de. Aslında sürekli paylaşmayı ben bireysel olarak çok istiyorum. Yani paylaş. Paylaşacağım. Paylaşacağım. Artık var ya profilimin bütün düzenini alt üst edeceğim. Böyle abidik gubidik fotoğraflar paylaşacağım. Ama bir kırmam lazım. O şeyi duvarı bir kırmam lazım ki gerisi gelsin. Ya hayır paylaş şey yap yani ben bak storylerinde öyle güzel fotoğraflar çıkıyor ki bunların hepsi post olsa keşke diyorum ama demek ki bir grupta bu post mu olur falan diyormuş hani anladın. Evet ya garip bir garip. Ama çözeceğiz ya bu işleri, bu engeli aşacağız bir şekilde. Aslında iki tane hesabın olması en mantıklısı. İki Nasıl yani? farklı zevke hitap eden hani olsun olmasın diyenler ayrı ayrı anlatabilirim. Hani bunu post at diyenler için Ya o geçen bir hesabı atacağım. arkadaşını gördüm. Neyi? Yunus mesaj atmış da. Ne diyor? Benim Twitter'da ses odası açmama şaşırdı şu an. Hayır ama şimdi ben burada Yunus hesabını kaybetti. O kadar komik bir kaybediş ki yana yana hesabım Ne? hesabını kaybetti. Şifresini bulamadı. Sonra bir şekilde kapattı.
Ortadan kayboldu. Son bir hafta yoktu. Yani giremedi. Ne Yani diyorsun girmeye ya? çalıştı. Öyle öyle. Anlatmaz ama bunu yani. Vallahi garip bir durum. Yunus Yedek aklı yani. geçen senenin kalesidir ya. Yunus bu senenin de kalesi. Seni kurtarma planının baş mimarıydı orada. Taha ile Ha. beraber. Gecenin birinde bir telefon konuşmaya başladık. 3.30'una kadar paraşütle atlayıp sen tam yarışırken seni kapıp tekrar uzaklaşacaktık havadan. İşte o Havalanıp ama. paraşütle tekrar havalanmaz işte. Orada bir sıkıntı O var. kısımda Yunus bize yardımcı olur. Ha, inersiniz ama sizi de hapsetmesinler Survivor'a sonra. Yok Allah. Final Vallahi. zamanına yaklaştıkça o durumu, bu planı bayağı devreye sokmaya çalıştık. Bilete baktı. Şey bilet diyorum. Festival vardı ya, Birleşme Partisi. Arada. Evet. Birleşme Partisi'ne Taha aşırı derecede gitmek istiyordu. Bilmiyorum anlattı mı? Taha mı? Aha. Uçak biletlerine baktı, tarih baktı, otel baktı, gitmişken gezeriz falan gibi. Hani Birleşme Partisi'nde. Ya Batuhan işin hikayesi diyor. Hani gitmişken gezelim. Yani dolardan haberi yok tabii. Onu baktı böyle bir hevesle girdi. Sonra Uçak doları bileti çok öğrendi. pahalı canım. Bir de harbi de şey uçak çok uzun sürüyor. Yani biz giderken tek gidişte gittik ama dönerken Madrid üzerinden döndük mesela. Yine sürdü baya. Yani bekliyorsun orada Aktarmalı mı 4-5 saat dönüyor? aktarma falan filan. Yani 11 bin kilometre uzağa gidiyorsun. Sıkıntı. Peki bir şey soracağım. Siz dışarıda hani gezintiye çıktığınızda Luna Park falan filan hani o gece gerçekten kampa dönüp mü kalıyordunuz, dışarıda mı kalıyordunuz? Ha şimdi şey birincisi şu Luna Park'ı oraya kurdular. Kurdular. Ha orada yoktu zaten yani. Biz Hani. Luna Park'a gitmedik. Luna Park'ı Hı. oraya kurdular. Bayağı bildiğin. Allah Allah. Yok Bir ya. dakika. Ondan sonra hayır canım o gün bir de kasede kamp ödülümüz vardı bizim. Oradan sonra gittik villada kaldık. Ha doğru villada kaldınız. Balık malık yediğiniz günler. Gerçi akşamüstü yiyor onlar da geri dönüyorsanız kamp Abi ben hiç açarlar. balık yemedim bu sene ya. Balık ödüllerini onlar kazandı. Ha, genel olarak ama şeydi. Bir dakika abi bir dakika. Yazıyor. Ya 10 dakika olacak zaten şimdi 2 dakikamız kaldı ya. Benim hareket etmem gerekecek 2 dakika sonra döneceğim abi. Hayır yapma. Bak, Dur. yapayım ya burada kalmayayım. Ben buradan Neslihan'a bir selam söylemek istiyorum ya. Şu an Yunus. Neslihan Hanım mı? Evet. Almanya'daki. Aa, Bana çok hediye emekleri verdi oldu. final günü ya. Araba ile ilgili küçük bir hediye vermişti. Eğer buradan dinliyorsan da çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Yani o gün görmemiştim ama bunu da hatırlattı Yunus. Teşekkür edememiştim. Teşekkür edeyim dedim. Ben de Ya. Yunus'a bir hesap hediye edeyim. Neydi? Kendi ara gelip burada direkt anlatsın yani. Ya Yunus hayır. Ya var ya şurayı sessize almam lazım. Bir dakika ya. Bu neymiş arkadaşım? Ben şu an ses odasındayım. Tamam. Öyle yani. Dinlenme tesisinde kaldı 2 dakikamız mı yoksa? Aldı 2 dakikamız valla. Yola çıkayım da artık dönebileyim. Sen Bütün neredesin şu gayem bu. an? Şey. Ya yeğenimi görmeye gitmiştim. Heh, tamam. Küçük henüz biliyorsun 2 yaşında falan. Hani kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. O kadar hayırsız bir amcaymışım ki. Ya 2 sana bir şey söyleyeyim yaşında mi? falan Yemin yani. ederim ben kız kardeşimin kaç yaşında olduğunu unuttum bir an. Orada biri sordu bana. Kimi sorduğunu da hatırlamıyorum. Lan dedim ben kaç yaşındayım ki o kaç yaşında dedim. Bir dakika. Melisa hala bana küçük bir kızmış gibi geliyor da. Valla Senin gözünde hiç değişmeyecek. büyüdü ya. Ya arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Aa bu konuyu beraber çözebiliriz. Canım ailem. Sizden yardım istiyorum bir konuda. Ne Bana konu? yardım eder misiniz? Canım ailem. Ederiz Evet, ederiz. bakayım burada Söyle. kaç kişi var? Allah aşkına 460 kişiye sesleniyorum. Gerçekten diyorum her birinize çok ihtiyacım var. Melisa ile inanılmaz güzel fotoğraf çekindik. İnanılmaz. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Ya görseniz inanamayacaksınız. Çok güzel çıktı ama attırmıyor. Beğenmedi. Diyor ki ben diyor ama çok güzel çıktı. Melisa da çok güzel bence. Şey izin vermiyor atmama. Şuna lütfen bir baskı yapın. DM'den yazın. Twitter'dan engelleyin. Spam atın bir şey yapın. Şimdi bir kadınla fotoğraf çektirdiğinde eğer kadın kendi fotoğrafının güzel çıkmadığını düşündüğü an onu paylaşma imkanı yok. Abi yok işte evet.
Daha demin mesaj attım Melisa'ya. Bu aynı evde şu anda. Kendi odasında ama. Tabii. Fotoğrafı atıp dedim ki eğer dedim paylaşmamı istemiyorsan Problemi çözmüş oldun yani. seni etiketlemem dedim. Ama bunu da yemedi. Galiba paylaşamayacağım arkadaşlar. Lütfen Melisa'ya baskı yapın. Ve Ya onu bizim burada edit yaparlar, shop yaparlar oraya. Melisa'nın kafasına emoji mi koysun? Emoji olabilir. Hani Hayır çok güzel çıktı ya. Vallahi var ya, inanılmaz bir kız bu ya. ya Melisa her haliyle güzel çıkar. Bence sen paylaş, reaksiyonu görünce o şey yapar, mutlu olur. Hani Yok o yok, kaygısı öldürür kalmaz. beni. Öldürür Öldürür, beni biliyor ayrılır. musun? Olmaz. Batağından haber alınamıyor. 3 gündür. Onda sıkıntı. Vallahi. Bir de yola çıkacağım şimdi. Sıkıntıya girerim. Ya kendisi şey yapsın. Bir tanesini mümkün mertebe hani bize paylaşsın. Ona benziyor diğerleri desin. Hani biz reaksiyon veririz onu. Çok güzel olmuş falan deriz. Bence olabilir. Ya bir şekilde paylaştı. Sızdırsın ya da. Hani birisi telefonunu Yo, hackleyip direkt post atmak istiyorum ya. Direkt böyle sızdırmış. kendi rızamla kendim paylaşmak istiyorum ama izin vermiyor. Neyse ya, ikna ederim herhalde. Bir yerde sıkıştıracağım onu. Bir şekilde bu işi çözeceğiz, merak etmeyin. Fotoğrafları paylaşacağım. Yarın nereye gidiyorsun bilmiyorum ama gittiğin her yerde bol bol fotoğraf çekin lütfen. Evet, yapacağım. Merakla bırakma yani. Tamam. Merak etmeyin, yapacağım. Demek Güzel şeyler çekeceğiz ya. Vallahi tatile mi gidiyorum? Kafa dinlemeye gidiyorum. Yani gideyim, sessizlik olsun, güzel güzel böyle hmm. kafamı dinleyeyim, reels'lar çekineyim, fotoğraflar çekineyim. Böyle bir tatil olacak yani. Bizi de Bakalım. dahil et. En azından gidemeyenler için tatildeymiş havası estirmek çok önemli. Çünkü gece gündüz bak. Tamam. Tamam. Ya biraz Şey yapacağım. sıfırlaman lazım. Her şeyi sıfırla. Hani artık yaz bitmeden en azından bayram falan da geçti gayet. Havanın en sıcak olduğu günler kafayı sıfırlamak için ideal zamanlar. Abi bir Yani şey daha söyleyebilir miyim? tabii. Bak şimdi gözüme yine çarptı. Sevgi var bak. Sevgi var. Şey var. Kalkan var fotoğrafında. Benim bir Evet. fotoğrafım var. Profilinde. İnanamıyorum ya. Bu fotoğrafı Ha. nasıl yani ya? Bu fotoğraf nereden? Nasıl yani? Niye böyle bir fotoğrafım var abi? Videolarını durdurup alıyorlar. Şey Tamam oyununu ben hatırlıyor musun? Senle Adem'in oynamadığı bir oyun vardı. Böyle dönme dolap gibi kovalar bağlanıyor iki kişi. Suya girip girip çıkıyorlardı. o oyundan nasıl kaçtım ama var ya. Ha Üf. ya. O Hadi oyunda bir ben kovun kaçtım. var. Herkes onu kullanıyor. Bak ben Kovmaya oyundan kaçtım. Adem tamam. abi de Adem abi de oynamadı. Ya ben bütün oyunlarda oynamak için şey yapan tamam mı insanım. En çok oyuna çıkan da benim. Ama o oyunu var ya bir gördüm. Kanım çekildi ya dedim ki bu dedim olmamış ya dedim. Bu dedim olmamış. Bu bir insana yapılmaz diye oyuna. Valla ya bir şekilde arada kaynadım biliyoruz ya oynamak istemiyorum demedim kimseye. Ama dedim ki bir kere de çok istekli olan taraf ben olmayayım dedim yani. Ha tabii ya. Bakayım dedim. Akışına bırakayım ne olacak dedim. Sonra oyunu hay işin garibi mesela ikinci yarıda oynamayanlar oynayacaktı. Sonra yine öne çıkartmalı sistem oldu. Hani iyi oynayanlar öne çıksın diye. Sonra ben dedim ki abi dedim sen çok iyiydin sen de çok iyiydin. Siz dedim bir daha mı çıksanız? Ya iyiydim değil mi? İyiydim değil mi? Falan demeye başladı. Çıktılar öne. Dedim tamam abi devam. Buradan devam. Sen orada çeviren tarafta olmuş muydun hiç? Ben hiç komple oynamadım. Ben Ha, o gün komple olmadın doğru. sıfır Orada bir puan. pozun var işte senin. Kovaya bakışın var. Su Evet ya. top Şu an gözümün düşüyor önüne geldi evet. ya. Bence en güzel pozlardan biri ama o. Herkes kullanıyor onu yani. Şey ya. Benim böyle şeyler güzel. YouTube'da izledim birkaç tane. Bu sene bu arada hiç Survivor ile ilgili bir şey izlemedim ya. Yani editleri izledim. Editlerin hepsini izledim tabii ki. Ama böyle açıp da oyunu izleyeyim, açıp da şunu izleyeyim falan. Niye olmadı bu sene anlamadım ama hiç hevesim yoktu. Hiç Ya izlemedim. o 2 senenin yorgunluğu hem de Abi geçen sene çıktığımda var ya tabii. aman Allah'ım her şeyi izlemiştim ya. Ama böyle hani keyif alarak böyle gerçekten meraklı meraklı izlemiştim. Bu sene hiçbir şey izlemedim. Yani garip. Ya benim de içimde benzeri bir şey var biliyor musun? Hani bitti, sen döndün, konuştuk. Böyle bir anda sıfırlama istedim böyle kafayı. Çünkü hani yani hatırladığımda bazı şeyler bana bireysel olarak diyorum hani sonu acı veriyor. Hatırlatmayayım konuyu ama hani o şey
Belki de onun yorgunluğu çok fazla üstünde. Senin hele 2 senedir oradasın. Senin ömrünün bir senesi yoksun zaten. Hani Aynen. bilir misin yani? Ömrünün Aynen. bir senesini bir adada yaşadın. Yani bu normal değil. Haliyle Ama birazcık farklı şeyler şeyim oluyor. ya. Çoğu şeye hakimim yine. Mesela YouTube'da shortslar mesela çok kullanılmaya başlamış herhalde. Orada mesela çok klip gördüm mesela. Orada mesela bastığımda bir mesela şey var. Böyle an videolarım konulmuş oraya. Hepsini izledim neredeyse. O anlardan biri de büyük ihtimalle o işte. Kovaya böyle aval aval baktığım an. Benim böyle bir tane geçen gün gördüm. Murat Ceylan karpuz yiyor. Ben yine böyle ağzım açık izliyorum. Allah'ım dedim. Abidik gubidik anlar ya, yemin ederim. Bak onun bana bir editini atmıştı. Bulursam direkt sana göndereceğim. Sırf Göndeririz. böyle baktığın anlarla dolu. Böyle bir 1,5 dakika falan. Bir tane şeyi gördüm, daha sabah izledim. Bir yerde Evrim bir şey konuşuyor. Böyle Evrim'e bakıyorum. Ah, yine ağzım açık böyle. Onu da videosunu yapmışlar mesela. Böyle garip garip şeyler ya. Garip anlarımı yakalamışlar gerçekten. Anlat bakalım da falan çok güzel şey poz veriyor. Farkında olmadan. Herhalde oyun sonrası oluyor. Yorgunluk var. Böyle bir durup ağzını açıp bakıyor. Şu ay şeyler anlat bakalım, çok geç oluyordu çünkü ya, bayağı geç oluyordu. Ha bir de şimdi tamam, ödül çok güzel oluyordu yani, o ödül havadan gelmiş bir ödül gibi oluyor. Onun ödülü çok tatlı, çok güzel oluyor da geç saate kalınca da moral bozuyor yani, diyorsun ki aman o. Ha bir de hem geç saate kalıp hem ödülü de kazanamayınca daha da kötü tabii. O zaman sinirleniyorsun. Al işte. Aa. O zaman hiç tatlı olmuyor. O zaman iğrenç bir hal almış oluyor. Şey Hep ya. şey spekülasyon vardı. Mesela Nescafe veriyorlar ya. Ya Evet. kesin öbürlerine de veriyorlar falan diyor. Hani gittiğinde. Yok ya, onlara vermiyorlardı. Yani bir Kaybeden taraf. kesin hiçbir şey yemiyordu, değil mi? Nescafe ödülünde mi? Aha. Ya da yiyip içmiyor yani hiçbir şekilde. Abi inanılmaz bir şeydi ya. Vallahi inanılmazdı ya. Biz de Vay aynı be. soruları soruyorduk. Eski çok Yok eski ya. senelerde yine böyle ne bileyim ikramlık en azından hani veriliyordu çünkü. Yani Yok. doğrudan biliyorum yarışmacılardan biliyorum yani. Böyle bir 5-6 sene öncesine kadar kaybedene de böyle bir tutam veriyorlardı falan hani bir yudum ya da işte. Ya o zamanın sistemi, o zamanın pazarlığı nasıl yapılıyor bilmiyorum. Her dönemin farklı. Mesela yani bayağı bildiğin pazarlığa girişiyorduk. Yani mesela ama nasıl bir pazarlık? Kaybedenin isteme hakkı böyle bir All Star olduğu için bizim dönemde yapılmış mıydı sanki falan filan gibisinden bir atıldı ortaya. Ha. Sonra o an red yedi. O an red yedi. Yani yok öyle bir şey falan dendi. Ondan sonra bir daha da hiç öyle bir konu açılmadı. Ben kaybedenin yediğini, içtiğini hiçbir zaman duymadım. Ama mesela şu olur mesela. Hani ödül kazanmışsındır Nescafe. Hani abi bir tane daha içelim mi? Hani bir tane daha mı içsek falan filan. O da böyle yani yalvarırsan artık. Yani çok çok zor bir ihtimal yani de. Zaten Nescafe'yi iki tane içsen değil, beş tane içsen ne olacak zaten? 15 Tabii, tane içsen ne tabii. olacak? Hani sonuçta içecek ödülü ya. Ya ona Hiçbir bir şey de yoktu yani. göz dikenler vardı ya burada olay ya. Kesin bak bu 2 tane içmiş belli falan filan. Karnı şişmiş diyen var. Onun Detaya bak ya. karnı mı şişmiş? Bana bir gün şey yazmıştı biri. Mete Bey kesin Batuhan. Bir tane ödül vardı. Böyle yoğurtlu bir şey yiyordunuz. Böyle kırmızı bir Abi maddede. geç ya, geç ya, Allah kahretsin. Boğulmuş. Dedim ki ay dedim, böyle entel mentel bir yemek yiyeceğiz herhalde dedim. Boğulu yani, hiç duymadığım bir şey, tamam dedim. İyi dedim, güzel. Ay, dedim herhalde dedim. Böyle şey zannettim. Besleyici güzel bir şeydir herhalde. Bol. Abi kuru yemiş verdiler ya. Yoğurt. Abi dedim bu değildir ya dedim. Bu dediler. Bu çok güzel dedim. Harika, harika. Ya gerçekten saçma sapan bir ödül. Bakışların da Ama anlatıyordu zaten size bir şey söyleyeyim mi? yemeği. Bak o bol ödülünün en güzel yanını kimse bilmiyor aslında. Ne? Anlatayım mı? Mesela nedir mesela? Bowl'dan yapabileceğin en güzel şey nedir mesela? Yani ne kazanmışsındır oradan? Kaste. Evet. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Onun kaselerini aldık. Hani böyle aldık dedim. Yani bildiğin çaldık. Böyle tahtadan yapılmış bir şey. Tahtadan da değil işte böyle. Yani eğilmiş, bükülmüş bir şeydi mesela. Herkesin ondan vardı. Benim yoktu.
Ben çünkü geri verdim insan gibi. Gittim Al verdim. işte. Abi Hayda. bir gittim kampta herkes çantasına koymuş. Abi o kadar üzüldüm ki dedim ki hayır ya dedim. Benimki dedim neden yok dedim tamam. Bayağı üzülmüştüm. Sonra işte sağ olsun Gökhan işte bir tane iki tane varmış onda. Bir tane büyük bir tane de küçük böyle. Ona da böyle şey ismini vermişler. Salata tabağı ismini vermişler. Hani hangisi millet birbirine karıştırıyor. Salata tabağı Ha. Gökhan'ınki derlermiş mesela. Salata tabağı gibi küçücük böyle. Onu bana vermişti sağ olsun. Ondan sonra elendikçe insanlar onların tabaklarını alıyorduk ama ben hala o küçükle yetiniyordum yani. Gayet hoşuma gidiyor. Keşke getirseymişim buraya ya. Oradan hiçbir şey getirmedin mi? Oradan bir tane kum torbası, bir tane küçük halka getirdim. Onların da benim için önemli o oyunlarda olduğu için. Onları Keşke getirdim. o baltayı da getirseydin. Şey de vardı ya. Atış attığın. Hangi baltayı? Oyunun. Balta. Sağ olsunlar balta koymadılar ki hiç. Bir kere koydu ya. Orada da zaten çok iyi oynadılar. Yani O çünkü yüzden bir daha o yüzdendir koymadılar. belki. Tabii Belki ya. o yüzdendir. Çünkü ben Baltaları yakmışlardır. Düşünsene mesela ben arkadaşlar. bumerang atışı mesela geçen sene eşek gibi oynadı. Bu sene mesela bumerang atışı en sevdiğim atış. Yok. Yoktu yani. Yoktu. Sağ olsunlar. Canları sağ olsunlar. Ama kondurma oynayalım olur mu? Ya var ya o konuya bir girişeceğim bir gün ama hadi hayırlısı bakalım ne zaman bilmiyorum da bu dinlenme tesisi 10 dakika lobisi kaldırmaz bunu. Aynen Ama onu. o son güne bir parantez açasım var yani bir gün şöyle bir girişesim var kollarımı sıvayıp size şöyle bir Ya gerçekleri burada da anlatasım var. kondurabiliriz bir ara. Şöyle bir gerçekleri anlatasım var şöyle bir sizi bir aydınlatasım var da sonra biraz daha biraz daha sonra. Az bir şey daha. Bence bir tık dinlenip geldiğinde ya da en azından ya düşündükçe de insan şey Ne olur ya. güzel anlatıyor ya herkes. Ne güzel anlatıyorlar ya. Öyle değil mi? Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Aslında onların nasıl olduğunu gayet iyi biliyorlar. Ne olduğunu da gayet iyi biliyorlar. Ama burada yani şimdi ben daha konuşmadan bir tane söz var biliyor musunuz? Aslan yazmayı öğrenene kadar her hikaye avcıyı yüceltir diye. Ha, aynen. Ha, yazın bunu. Güzel Erken yaz. davranıp. Yaz bunu, güzel laf. Ben daha Yani. yazmadım. Ben daha yazmadım. Bir de şey var. Tom Gülen diye bir söz var. Ya yok ona Hani girmem. hani bütün kurşunları bittiğinde Ha başkalarının. işte ha. Hani o Aynen. zaman ne olacak bilmiyorum. Gerçekleri duyduğunda herkes en azından. Hani. Yani. Hani. Ya ama ben abi, bir şeyler anlatmama gerek yok çünkü zaten ben eminim ki bir şey söylemesem de Batuhan da eminim ki haklı bir sebebi vardır diye benim arkamda duran insanların olduğunu biliyorum o yüzden. Ha Bu işte. toplara çok girişmiyorum ya. Yani hani özel diyelim bazı şeyler. Aynen. Öyle öyle o. Heh, yani onu BKFC zaten o şuurda yani onu anlar yani Biliyorum her canım, zaman. bilmez olur muyum ya? Bunu çok iyi biliyorum. Yani ben burada konuşmasam da yani bir şekilde beni burada Bir bir sebebi şekilde vardır cazip. kendine. Aynen. Hani o bilinç çok yüksek seviyede BKFC. Yani buradaki herkes çok çok bilinçli insanlar bu konuda. Çünkü kalpten sevgi var. Evet. Yani ya biz birbirimizi de seviyoruz şimdi. Anladın değil mi? Hani oradaki hikaye orada başlıyor zaten her şeyden önce. Ya bir ara diyor ki şu kızın yüzü hiç gülmeyecek mi falan diyor birbirine time'da görüyorum böyle. Hani konu seni aşıyor bazen. Hani, bir Konu benden yanındaki arkadaşı çıkıyor ha. sevinsin diye kazan diyor. Ben bahane oluyorum ha. Hani yani. Aa Batuhan da varmış bugün falan gibi oluyor. Abi şu Mert'in profil resmine hala takılıyor gözüm ya. İnanılmazsın Mert ya. Gitmiş de Mert A'yı gel koymuş öyle. konuşmacı ol ya. Bir 2 dakika sesini duyalım. Ayşe seni de sesini duysaydık. Ya ne Lütfedersin. yapayım Batuhan? Nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim sağ ol. Seni sormadı. Sen nasılsın? Yani ben de iyiyim. Aynı durumdayım seninle. Dinleniyorum, çalışıyorum, iş güç öyle. Yorduk mu seni bu sene çok? Haliyle. Haliyle mesela Allah'ım yarabbim. Ya, ama kendi isteğimizle yorulduk. Burada sana veren bir sürü emek veren bir sürü insan oldu. Maddi, manevi. Buradan hepsinden Allah razı olsun diyorum. Sen olmadığın zaman, biz olmadığımız zaman, Mete Bey olmadığı zaman açığımızı kapatan bir sürü insan oldu. Aydın abi Bir olsun, tanesiniz. Ayhan abi olsun, Senin de Murat olsun. yerin, senin de yerin benim için çok ayrı. Teşekkür Senin de ederim. yerin benim için ayrı. Yani Gamze, Nazlı yani buradan hani
O kadar çok saymak istediğim insan var ki Saysana. sana anlatamam. Daha içine selam söyle. Sayayım. Official'dan önce kayıtları atan Murat'ımız ve Nazlı'mız var, iki tane. İki tane. Onlar, yani biz bütün oyunları atıyorduk. Onlar bizden önce atıyorlardı. Çok komikti. Bütün Sen fanlar. oynamadan önce atıyordu Murat. O ne Yani demek ya? sen daha oynamıyorsun. Adam nasıl yapıyorsa bilmiyorum. Hani onun o şekilde geliyordu hani. Batuhan kazandı diyor ya Murat. Evet. Batuhan kazandı cümlesi bitmeden ben buradan izlemeye başlıyordum oyunu. Yani çoktan paylaşmış oluyordu zaten. Vallahi garip bir Hikaye. durum işi. Ama harika yani. Bu ne hız. Edit medit de yapıyordu. Bize Ondan Kaan sonra. bazen rahatsızlandığında babası rahatsızlanmıştı Kaan'ın bir ara. Geçmiş olsun. Şu an durumu iyi. Bilenler var burada. Murat bize sağ olsun yardımcı oldu o oyun görüntülerini official'da paylaşmaya. Baya yani aklı ödenmez bunun. Teşekkür ederim. O yüzden Yani. ödemedik zaten. Murat buradaysa hani. Çok Bakayım. severim Murat'ı ya. Batuhan, Ben bir de bizim ispatçı tayfamız vardı. Yani anlatamam sana, deli gibilerdi. Mert, hani dediğin ne işte şey, tayfa? Ne tayfa? ispat, İsmail, Batuhan, ispat şipini şipleyen tayfa. Hani Mert oranın demirbaşıydı. Hani çok da güzel katkıları oldu. Çok da, hani dedin ya, Seyfettin Ağa var. Gerçekten Seyfettin Ağa'mızdı. Hani biz de artık Seyfettin Ağa diyorduk. Mert demiyorduk, yani öyle düşün. Hani Ağamız ya. Ağa ondan bize sonra destek bu oldu zaten. sene Sağ olsun. Mete Bey'in katkılarıyla tabii ki her platformda üst düzey katkıları oldu. Hani birçok Kim? alanda Mete Bey Ha, benim birçok mi? alanda, evet. Sağ ol. Tamam, Onu biliyoruz Ayşe. Onu İşte tamam, onu geçelim. yok Onu yok, biliyoruz. buradan Facebook'a bağlayacaktım da, Evet. Facebook ekibimiz çok güzeldi. Erva abla olsun, Carmen abla olsun, Gamze, Melda. Hani o kısım Facebook'u o Nihal. kadar çok Ayhan canlandırdı. abi. Evet, Ayhan abi, Aydın abi, editler yapıp, yani Facebook editleri yapıp düşün, oradaki kitleye yönelik editler yapıp paylaştırdılar. TikTok harikaydı. Hani TikTok'ta birçok insan emek verdi. Instagram keza yine öyle. Instagram'da işte Batuhanlar vardı, Şeyma vardı. Bana yardım eden Betül vardı. Çok çok emekleri oldu. Hani buradan hepsine öncelikle kucak dolusu sevgiler kendimden yana. Hani burada hiç gözünün arkada kalacağı bir şey olmadı. Sağ olsun, herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Zaten hani artık olan oldu. Biz çok mutluyuz. Çok da gururluyuz. İyi ki gittin yarışmaya. Ama hani olmamış olsa da her zaman seni destekledik. Desteklemekten de hiç vazgeçmedik. Böyle de devam edeceğiz inşallah. Her ne kadar bazen bazı tatsızlıklar olsa da biz her zaman hani elimizden geldiğince yanında olmaya çalışacağız. Ben sizin Bu da böyle. kalbinizi kırdım mı hiç? Benim kırdığım, valla yalan söyleyemeyeceğim yani. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen bana bu konuyu birazcık açıklık getirirsen hemen özrümü dilerim. Ses odasında değil, ben sana özelden anlatacağım. Ya Batuhan, bu buradan mı? arada Melisa bir tweet atmış. Bu Ne kadar yapmış? yılın hatırına tekrar düşünmem gerekir o zaman diye herhalde darladılar sen buradayken. Aa, süpersiniz İkna ya. olmak Ya var üzere ya, yani. işte ya, işte bu ya. Yemin ederim yapamayacağımız iş yok ya. Arkadaşlar, saldırın Melisa'ya. Melisa'ya spam atın. Aa, çok iyi ya. Bence size bir şey söyleyeyim mi? Yani ama yok ya. O da ağır olur. Ay Yani bence Batu. bir tane gelir sanki fotoğraflardan biri bu gece. Bu gece gelmez canım, Gelir. saat Yarın 12.30. mı diyorsun? 12.30'da 12. fotoğraf Ha, atılmaz. sen post olarak diyorsun onu. Post atacağım ya. Ha, tamam, ben story zannettim. Ben story için zaten ne o kadar uğraşacağım, dil dökeceğim. Ben post atmak istiyorum. İyi, o zaman yarın bak, yarın gelir ya. Bu ikna anını kaybetme bence sen. Artık yarın, daha iyisi gelmezse yarın. Daha iyisi gelmez. Daha iyisi gelene kadar en iyisi. Yani içimde kalacağını atayım gitsin ya. Batu, bu arada buradan giden arkadaşlarımız da oldu. Memo gibi bir arkadaşımız vardı. Yani İBAN olarak bizim hani çok büyük katkıları oldu.
Çok da iyi kalpli birisiydi. Keza Esumuz vardı bir tane. Linçlere doyamadı. Yani yaptığı iyiliklerin haddi hesabı yok. Şeyma'yı falan biliyorsun zaten hani, ama yani böyle insanlar da vardı. Hani her ne kadar şu an hayatları, işleri gereği burayı bırakmış olsalar da, gerçekten hani burada kimsenin hakkı bende kalsın istemiyorum. Hani seninle yine özelden de görüşürüz. Zaten konuşmamız gereken bir takım konular var, ama hani hiçbir şeyi merak etme. Bunu da söyleyeyim yani. Tamam. Ya siz de hiçbir şey merak etmeyin arkadaşlar. Bu saatten sonra yani ben zaten neyse de ya, bu konuları hiç Ya girmeyeceğim. acımızı da, hüznümüzü de, Evet. sevincimizi de hep beraber yaşayacağız. Hep böyle yaptık zaten. Buna Zaten. bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Aslında hikaye bu. Yani bak, hani Batuhan görüyorsunuz, diğer bak diğer yarışmacıları, Batuhan sen de görüyorsun. Sen de biliyorsun. Ne düşündüklerini de biliyorsun ses odasına girerken, ya da hani ne amaçla geldiklerini. Biz burada telefon konuşuyorduk. Ben dedim ki ya bir 10 dakika oda yapalım mı? Yapalım. Hadi hemen geldik mesela. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Evet. Başkalarına bunu yap. Çünkü burada Batuhan hepinizi, çoğunuz bak isim isim kendi sayıyor. Hani bir bağ var ya, aile dediğin hikaye bu bence zaten direkt. Diğeri bir geliyor, kimseyi tanımıyor. Birilerine taş atma derdinde bazı eski yarışmacılar ya da işte yarışmış olanlar taş atıyor, ediyor, kendi kişisel şeylerini konuşup çıkıp gidiyor. Ne selam var ne sabah var. Biz öyle hiç olmadık. O yüzden hani kendi içimizde bazen ufak tefek problemler bile yaşasak, bize düşen şey onları çözmek. Yani çünkü bu şekilde bir kültür geliştirdik burada hep beraber. Başla Batuhan. O yüzden Böyle bir büyüyüz şey zaten. verdi O bize. yüzden büyüyüz ya işte. Aynen öyle. O Böyle. yüzden bize büyüklendi. O yüzden zaten hazmedilemedi bazı yerlerde. BKPCB Batuhan. Sırf bu yüzden zaten. Arkadaşlar bu arada görevimiz başarıyla tamamlanmış. Sizi teşekkür ederim. Ben Melisa rahat. ikna oldu diye. Melisa diyor ki sakın şimdi atma diyor. Yarın da diyor, yarın diyor atarsın diyor. Yarına kadar Mesaj atmış. inşallah fikri değişmez bu. Yok artık geçti. Yani eğer Yarın sabah 9'da başlayalım tekrar. evet eğer Lütfen izin ver falan diye. Melisa TT oluyormuş. Melisa abine izin verdi. Allah'ım ya. Batuhan'ı serbest bırak falan Batuhan'ı bırak diye. Melisa Batuhan'ı sal diye. Neyse. Aman ha, sakın öyle bir şey olmasın. Tabii canım. Burada da şaka olmuyor abi. Bir ses odası açıyoruz. Ya her gün Batuhan diye şey diyeyim. Hani görüyorum, şaka mı? Yani Ama bu 6 aylık şaşırıyorum. bir gelenek yani bu arada. Ya ben o hallerimi hiç bilmediğim için görmedim yani canlı Ya canlı. Bir bitiş de çalışması yapmıyorduk. Her gün Batuhan ya da işte Batuhan Karacakaya bu şekilde TT. Her gün. Hani 3'te 4'te hiçbir şey yapmıyor. Sonra biri fark ediyor. Ya diyor yine TT'yiz. Dün de öyleydik zaten diye. Bu şekilde geçiyordu günler. vallahi garip bir durum ya. Ya güzel ya. Gerçekten. Yine özlüyorum bazı şeylerini de işte. Böylesi daha güzel. Senin burada olman daha hoş açıkçası. Dinlenme Çünkü testi 10 dakika, 10 tam dakika 30 23 oldu. dakika geçti. Aynen. Yavaştan kapatalım hadi. O zaman son cümlemi sevgili Eray Aydınoğlu olan dayıma armağan ediyorum. Dayı, sağ çaprazımdasın şu anda. Vallahi yakışıklılığınla kasıp kavuruyorsun buraları. Seni çok seviyorum. Son sözü de sana verelim. Verebiliyor muyuz? Belki iki Evet. kelam laf edersin de hepimiz iyi geceler deyip burayı terk ederiz. Ben de Dayı. kimse görmüyordu. Ha gel. Eray Bey hoş geldin. Ya bir şey söyleyeyim. Dayı. Tamam şimdi açıldı ya. Batuhan ne adamsın? Bir dakika dur. Gülmem lazım bir dakika. Ya. Sahneye davet etti direkt. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Gerçekten hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Batuhan'a da çok teşekkür ediyorum. Batuhan en büyük teşekkürü sana ediyorum. Çok güzel bir ekip kurdun Gördüm. kardeşim giderken. Mete olsun, Ayşe olsun, Ayhan abiler olsun, işte Sibeller olsun, Aydın olsun, Murat olsun. Daha ismini sayamadım bir sürü insanlar. O kadar güzel sen yokken burada seni temsil ettiler ki sana anlatamam. Bunu zaten ben seni gördükçe de söylüyorum biliyorsun. Ama burada bir kez de onlar duyarken bunları sana söylemek istiyorum. Çünkü çok büyük bir emek vardı. Her şey burada çok güzel geçti. Seni o kadar çok seviyorlar. Seni o kadar çok seviyoruz ki anlatamam sana. Şimdi yine söylediklerin aklıma geldi benim için biraz önce. Bir dakika yine gülesim geldi. Dinliyorum.
Eren Bey, siz şeyin hesabını sordunuz mu Batuhan'a? Senin yüzünden sigaraya Ya başladı. biliyor onu zaten biliyor yine. Biliyorum onu geçen sene yaptı ya. Geldi böyle bir daha gitmek yok dedi. Senin yüzünden de sigaraya başladım dedi. Dedim dayı ben Ostara gidiyorum dedim. Ya diyor, bu çok hızlı oldu diyor. Yo vallahi aynen bu geçmişti aramıza gerçekten. Biliyorlar zaten buradaki çoğu arkadaşlar da. Vallahi o zamandan beri işte akşamdan akşama içiyorum ondan sonra ama sıkıntı yok kardeş. Siz iyi olun, sen iyi ol Batuhan'cığım. Gerisi problem değil. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel günlerimiz oldu burada. Çok heyecanlı günlerimiz oldu. Çok birbirimizle dalga geçtiğimiz günler oldu burada. Yani o kadar güzel hatıralar var ki anlatamam. Burada emeği geçen herkes arkadaşlar tek tek bir kez daha teşekkür ediyorum. Mete Bey başta size olmak üzere Ayşe olsun. Biraz önce Ayşe'ye saymadım galiba unutmuş olabilirim Ayşe'cim kusura bakma. Yani çok süperdiniz arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Birden bozsan sen de topu bana attın. Ne güzel dinliyordum ben burada sizi ya. İyi geceler konuşmasa da yatacağız, Tamam. İyi hadi uyuyacağız. o zaman. Fazla uzatma diyorsun yani. Dayı diyorsun. Tamam kardeşim. Hayır hayır yani hayır Arkadaşlar. ya değil. Arada sırada yapıyorduk ya. Şunu bir kez daha yapalım lütfen. Sizden bir ricam var. Hani güzel işler başarınca kendimize burada bir alkış kıyameti yapıyorduk ya. Bak zaten hemen yapmaya başladılar. Şurada herkes bir kez daha kendisini alkışlayabilir mi? Geçmiş 6 ve 7 ay için. Çok güzel işler başardık. Çünkü herkes lütfen. Nasıl yapıyorsunuz? Nereden yapıyorsunuz? Aşağıda kalp artı var Burada ya. kalp var ya kardeşim. Aa, Oradan herkes alkış yapıyor. herkes kendini bir alkışlasın arkadaşlar lütfen. Çünkü çok güzel günlerimiz geçti burada. Allah'ım ya. Vallahi diyorum harikasınız dayı. Vallahi kardeş Batu bu arada son... kardeş biz burada kendimizi nasıl motive ediyoruz zannediyorsun? Sen böyle görüyorsun değil mi alkışları, kalpleri, her şeyi Batuhan. Vallahi harika. Ya şey bir bunda şu an çok mutlu oldum. Ya çünkü hep beraber bir harekete geçmiş oluyor. Bir de şu kalkanları koyduğumuzda çok mutlu Evet. olmuştum yani. Evet. Bir anda her yer kalkan olmuştu ya. İnanılmazdı ya. Evet. Kalkanları bir de sen her performans birincisi olduğunda rakamlar tak 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 değişiyordu profillerde organize şekilde hep. He, onu da Melisa uyandırmıştı beni ya. Abi demişti kaç kere birinci çıktın biliyor musun sen demişti bir iletişimde. Dedim ne bileyim. Ha doğru. Dedi işte 21 mi o zaman 24 mü demişti. Lan demiştim 24 ne demek? Ben zaten kaç haftadır buradayız dedim. Kaçtı? 34'te mi bitirdik ya bu arada? Ayşe Hanım siz hatırlarsınız belki. Evet, 34'ü yaptık. Sonra zaten birincilik kalktı yani. Tabii bireyseller başladı falan sonra. Evet. Yani Aynen. giderdi yani daha. Batu bu arada son bir şey söyleyeceğim. Unutmuşum çok özür diliyorum. Berdan vardı. Çok mükemmel editler yaptı. Hatta bir gün bir olay oldu. Onu başka bir odada uzun uzun diye konuşuruz. Hani öyle bir edit yaptı ki bazılarının sana karşı tavırları değişti. Öyle düşün. Ya Berdan'ın editleri Sonundakilerin mükemmeldi olsun. ya. Nerede sayfası? Hangi sayfa o? Ben sana DM'den atıyorum şimdi. Ve Nasıl yani? Berdan'la bir de şey yaptık. Bak İnsanların bana bakış açısı mı değişti o editten sonra? O değişiyor. Bir de şey var. Hakkımızı savunacağımız zamanlar. Mesela orada senin işte hata yaptığında sana fısıldayarak seslenildiği zamanlar. ne? Başkalarına hani hata yaptın geri döndüğünde. O tarz editlerin tümünü Berdan hazırlardı. Çok emeği var. Yani benim çok çok sevdiğim bir hesaptı kendisi. Bir ara Abi kapımda ama geri gelmesini sevindim. size ufak bir geçen gün izlediğim bir olayı anlatacağım. Bir tane oyun vardı hatırlıyor musunuz? Ben perdeyi açıyorum. Hikmet arkadan gelip sayıları görüyor. Ha evet. Sonra ben Anıl'la oynuyorum bir tane oyunu. Ha Sonra bana orada seslenilmiyordu sana. yanlış diyorlar. Sonra Yanlış. geri dönüyorum doğru diyorlar. Sonra Aynen geri öyle. dönüyorum yanlış diyorlar. Sonra geri dönüp bakacağım bir daha doğru mu yanlış mı? Doğru lan hangisi doğru mu derken bir Sayı şekilde gidiyor. oyunu kaybediyorum. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Orada bir yer var kesilen. İnanamazsınız ya. Hani böyle oyunu kaybediyorum. Diyorum ki mesela oyunu kaybedip diyorum ki bu böyle olmaz ya diyorum. Sonra yürümeye devam ediyorum. Bak bu böyle olmaz ya ile yürümemin arasında bir bölüm var. İnanamazsınız öyle. Burada anlatılmayacak bir şey mi değil? Yok yok anlatılmaz. Anlatılacak iş değil. Ya ama arkadaşlar bu sadece benim başıma gelen şeyler değil yani. Bu herkesin başına gelen şeyler. Ama yani o gün gerçekten yani böyle çıldıracaktım yani. Ulan doğru mu yanlış mı yanlış mı doğru mu hangisi? Böyle kalmıştım ya arada böyle. Bir de son Ya sayıydı. Son sayıda alacağım diye hırs yapmıştım bir de. Saçma ona sapan bir sana olay. birkaç kere daha yapılmıştı.
buna benzer. Biz orada tepki için Berdan işte o videoyu hazırlamıştı. Bu da vardı videonun içinde. Görürsünüz zaten hesabında var o. Hatta benim de hesabımda var. Herkes paylaştı bir tür videoyu da. Hani bu tarz şeylerden çok oldu. Sen hata yaptığında Batuhan yanlış diyor böyle sakince. Başkası yaptı mı duyacağı kadar bağırıyor falan böyle hani. Hani onlara bayağı bir dikkat etmiştik. Ya Yapacak bir sonuçta şey çok geçti şey ya. var. Bunların bir önemi yokmuş zaten ya. Ha, Keşke aynen. kafayı hiç takmasaymışız. Şey yapmasaymışız. İyi Yanlışsa geceler da yanlış. konuşmasını sen Doğruysa yap. da yanlışsa da yanlış deyip devam etseymişiz keşke. Aynen. Aman. Benim için doğru deyip Ha, benim için doğru. Kime göre yanlış? Bence doğru. Deyip devam etseymişim keşke. Giden bir şey oluyor. Ne olacaksın? Değil mi? Böyle doğru. bakmak lazım. Kazandığın daha çok şey oldu. Aman ya. Bu veda konuşması sana kaldı. İyi geceler konuşması. Arkadaşlar Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Ben uyuyorum. Siz de çok geç yatmayın. Alakasız. Hadi iyi Hadi geceler bakayım sizi. herkes yatsın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki baskınıma kadar kendinize iyi bakın, tamam mı? Hadi. Hoşça kalın. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz.